oranımız yüksek. Bunun da sebebi şu, Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir siyasi partide siyaset yapmamız. Elbette ki bu heyecanımız çok yüksek bu anlamda. Yani çok şeylerde böyle güzel şeyler yapmak için ve güzel şeyler yapıyoruz. Türkiye anlamında, deniz anlamında güzel şeyler yapıyoruz. Heyecanımız yüksek. Şimdi seçim takviminde elbette sanırım 2-3 tane arkadaşımız adaylık için yarışmalar da var. Tabii bu takvim süreci açıklandıktan sonra netleşecektir. Yani karşı tarafın adayımız tabii adayın fazla olması, yüksek olması bizim zenginliğimizi gösterir. Ama şu da var, yani elbette ki bir yerlerde arkadaşlarımız adaylık mevzusunda şey yaptıklarında çekilebilen de olabilir, devam eden olur, artabilir sayımız. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Süreçte neler bekleyebiliriz? Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Pamukkale ilçe başkanlığında şöyle düşünüyorum, yani gençliğin daha çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Neden? Pamukkale Üniversitesi gibi bir yer var. Burada çok önem arz eden bir konu. Tabanımızı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Tabana çok iyi bir şekilde yayılmamız gerekiyor ki tabanla birlikte siyaseti yapmaya başladığımızda örgütlerimizi tamamıyla ayaklandırmak zorundayız. Yani bir yerlerde hedefimiz eğer ki bir dahaki dönemde milletvekilliği işte yerel seçimlerde olduğuna göre bunu şimdiden başlamalıyız. Yani kongre sürecinde ama bu görev bana verilir. Ama bir diğer aday arkadaşımıza bu görev verilir. Kesinlikle bunları yaymak zorundayız. Yani örgütümüzü çalıştırıp faal duruma getirmek zorundayız. İşte turizm alanımız var, kırsal alanımız var, tarımla ilgili. Bunlarla ilgili çok iyi projelerle gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bununla ilgili çok büyük projelerimiz var. Yani bizlerin yönetim kurulu arkadaşlarımızla değerlendirdiğimizde bunlarla ilgili hem gençlik kollarıyla birlikte el birliği verip burada neler yapabiliriz? Şu andaki mevcut ve seçilebilecek gençlik kolları arkadaşlarımızla birlikte biz projelerimizi anlatacağız kendilerine. Bunları yapacağız. Sizler de burada bizlerle birlikte hareket ederken neler yapabiliriz? Onların da düşüncelerini alarak Pamukkale Üniversitesi'ndeki genç arkadaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakınlığını, yakın olmayan, yakın ama gelemeyen arkadaşlarımız neden gelmediklerini, neden parti içerisinde aktif halde olmadıklarını, bunların sebeplerini araştırıp genç kollarımızla birlikte el verip bu sayıyı arttırmayı düşünüyoruz. Hedeflerimiz var. Bununla ilgili projelerimi daha sonraki günlerde de açıklayacağım zaten. Şimdi hani siz de başta söylediğiniz gibi bir söylenti oldu. Bu söylenti. Elbette yani bu insanlarımız, vatandaşlarımız bu anlamda birinin söylemiyle yayabiliyor bu konuyu. Tek adaylık mevzusu değil. Yani ben inanıyorum şuna, bizim adaylık zenginliğimiz demokrasinin şeyidir. Ben şuna da inanıyorum, bizim kongremizin bir şölen havasına geçmesini istiyorum. Bu anlamda tabii elbette ki aday arkadaşlarımızın da çok olması gerekiyor. Birleşilir, devam edilir, adaylar çıkar, bunlar bizim zenginliğimizdir. Ama tek adaylık mevzusunda bunu ben kabul etmiyorum. Çünkü neden kabul etmiyorum? Ha şunu söyleyebilir arkadaşlarım diye bize, ben de bunu taraftarım. Kavga etmeden, birleşerek, sevgi saygı çerçevesi içerisinde bir yarış olmalı. Yani bunu biz bir adım öne götürebilirsek sevgi saygı çerçevesinde kavgalar olmadan. Yani biliyorsunuz yıllarca işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrenin kavga ile geçti. Bunlar bitti. Yani artık bunlarla ilgili bizim düşüncemiz yok. Kaygılarımız yok. Bunları kenara bıraktık. Çünkü sevgiyle, saygıyla yaklaşarak partililerimize bu kavgaları bitirmek. Var ise böyle düşüncesi olanların. Tek adaylık meclisi de yok. Yani bunu ben kabul etmiyorum zaten. Yani elbette olabilir. Yani ne olur? Diyelim 6-7 arkadaşız. Yani yarışacak olan farazı söylüyorum. Bunlar da biz birleşme yoluna girdiğimizde ha bu bizim zenginlikte güç birliği yaparaktan. Biz neyiz? Arkadaş biz birleşe birleşe güçlenerek geliyoruz. Bu şekilde de değerlendirilebilir. Tek adaylık meclisi ben kabul etmiyorum zaten. Evet. Dediniz ki artık kavgalar geçmişte kaldı. Evet. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz ziyaretinde de biz yeni bir siyaset anlayışı başlattık demişti. Yeni siyaset anlayışında bu mu var? Artık sevgi, kardeşlik mi var? Kesinlikle, kesinlikle ben sevginin, saygının, kardeşin, dostluğunun, birlikteliğin omuz omuza, birlikte kol kanat gererek siyaset yapmamızın gerektiğini düşünerek de söylediğine inanıyorum genel başkanımızın. Ve bu anlamda da aynı şeyleri ben de düşünüyorum. Yani genel başkanımız çok doğru bir şey de izliyor diye şey yapıyorum, açıklayabilirim. Böyle yapmalıyız. Yani siyasetimiz bu olmalı. Artık biz güçlenerek, birlikte olaraktan bir adım daha öne gidebiliriz. Bu şekilde izlenimimizi vermek zorundayız diye düşünüyorum.